Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte evdeki ekmek tahtalarımızı geri dönüşüme alıyoruz ve çok güzel bir yılbaşı süsü yapacağız. Üzerine yılbaşı ağacı yapacağız. Hemen malzemelerimize bakalım. Önce tabii ki yılbaşı ağacımızı çizmek için bir dikaçıya ihtiyacımız var. Çivilerimiz var, iplerimiz var. Aynı zamanda yine küçük top çivilerimiz ve yıldızlarımız var süslemek için. Yılbaşı dekoratif süslerimiz var. Ben şimdi boyamadan önce ahşabımı hemen bir üçgen çizdim kendime. Ağacımın görünüşüne bakmak için. Yapacağınız üçgen dar ve uzun olmalı. Hemen kenara ölçülerimi not alıyorum. Sonra onları küçük bir yere kaydedeceğim. Çünkü zeminimi renklendirmeden önce ben bir çizip ölçülerine bakmak istedim. Önce istediğim yeşili elde etmek için çok açık bir yeşil döküyorum, az bir miktarda. Üzerine istediğim tonu yakalamak için koyu bir yeşil ekleyeceğim. Eğer elinizde istediğiniz tonda bir yeşil varsa tabii ki bu işlemi yapmanıza gerek yok. Kenarlarında görünmemesini istiyorum. Oraları da yeşile boyayacağım. Ahşabımı renklendirdim. Kuruduktan sonra hemen üzerine yine çamımızı çizeceğiz. Ben yılbaşı ağacı yapacağım üzerine. İlerlediğim ölçülerde işaretlerimi aldım. Daha sonra yine tam ortasını ölçüp istediğimiz sayı kadar çiviye bölüp ondan sonra yerlerimizi belirliyoruz. Önce köşelere çivileri çaktım. Küçük top çiviler kullandım. Bunları yapı marketlerden, hediyelik eşya satan küçük mağazalardan da bulabilirsiniz. Birçok yerde de var. İnternetten de sipariş verebilirsiniz. Ben altın rengi kullandım, gold rengi. Tamamen yılbaşı konseptine uygun olması için biliyorsunuz yeşil, sarı, kırmızı çok uyumlu oluyor. Evet, bütün top çivilerimizi çaktıktan sonra ağacımızı oluşturduk. Hemen ipimizi bağlayacağız. Kırmızı beyaz ipimiz var. Hasır ip de kullanabilirsiniz bu çalışmayı yaparken. Ama bu tarz renkte bir şeyleri kullanırsanız, malzemeleri kullanırsanız daha şık, daha hoş duracaktır. Daha renkli duracaktır çalışmamız. Hemen birer tane böyle yuvarlak geçerek her sıradan bir tane atlayıp ipimi sarmaya başladım. Aynı yöne yuvarlağa sarmaya çalışırsanız daha düzgün olur. Buna dikkat edersiniz. Zaten sararken sizin de dikkatinizi çekecek. Başladığımız noktada da sabitliyoruz ipimizi. Kırmızı, beyaz, sarı ve yeşil. Tam bir yılbaşı rengi. Evet, ağacımız şekil aldı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hemen benim elimde küçük yıldızlarım var altın renginde. Onları çalışmamın üzerine ekleyeceğim. Ahşabın üzerine silikonla çok rahat bir şekilde yapıştırabilirsiniz. Siz de eğer böyle küçük objeler yapıştıracaksanız silikon kullanmanızı tavsiye ederim. Bu arada zeminimizi kullanırken akrilik boya kullandık. Çalışmalarımızda genel olarak hep aldığım yorumlardan bir tanesi de bu, hangi boyayı kullanıyoruz. Her zaman çalışmalarımızda akrilik boya kullanıyoruz. Biliyorsunuz camları boyarken cam zeminlerde karbonat karıştırıyoruz. Ama ahşaplarda direkt kullanabiliriz. Bu arada ben aynı zamanda da yılbaşı ağacımı süslüyorum, gördüğünüz gibi ufak tefek süsler ekleyerek üzerine silikonlara yapıştırıp ilerlemeye devam ediyorum. Benim ağacım küçük olduğu için küçük süsler kullanmayı tercih ediyorum. Sizin yapacağınız zemin daha büyükse daha büyük süsleri de tercih edebilirsiniz tabii ki. Şu anda piyasada, yani milyoncularda bile, küçük mağazalarda bile birçok süsler var.
Her yerden temin edebilirsiniz bu malzemeleri. Yapı marketlerde, büyük marketlerde bile var. O yüzden hemen hemen her yerden çok kolay ulaşabilirsiniz bu tarz malzemelere. Aralara küçük süslerimizi ekliyoruz. Gördüğünüz gibi önce yerleştiriyorum. Bu buraya olur mu, uygun mu? Daha sonra yapıştırıyorum. Lütfen siz de böyle yaparsanız çalışmalarınızda hem malzemeleriniz zarar görmemiş olur, hem de çalışmanız daha hızlı ve daha dikkatli ilerler. Küçük kırmızı boncuklarımız var. Narlarımız var küçük. Bunları oraya ekliyoruz. Bu yıldızları kendiniz küçük renkli eva kağıtlarından da kesip yapabilirsiniz. Simli evalar var, biliyorsunuz kırtasiyelerde satılıyor. Ama tabii ki benim yıldızlarım hazır süsler. Ağacımızın süslemesini tamamladık. Şimdi altına küçük dekoratif süsler koyacağım, yine yılbaşı temalı. Küçük çamlarım var. Onları da ekleyeceğim altına. Hemen tabii ki önce yerleşimine bakıyoruz. Burası için uygun mu? Daha sonra yapıştıracağız. Önce küçük yılbaşı şekerimizi yapıştırıyoruz. Kozalağımızı ekleyeceğiz. Bu kozalaklardan, çevrenizdeki ağaçlık alanlardan da toplayabilirsiniz. Ama benim aldığım bu ürünlerin içerisinde olan bir kozalak. Ama yeşil kozalak mesela benim topladığım ve renklendirdiğim bir kozalak. Çevrenizde de yoksa dediğim gibi hazır ürünlerin içerisinde de kozalak satılıyor. Öyle de alabilirsiniz. Hemen meşe palamutlarımız var. Aralara ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi yine harika bir geri dönüşüm çalışması oluyor bence. Her zaman söylüyoruz, lütfen eşyalarımızı hemen atmıyoruz, kenara koyuyoruz ve bir gün zamanı gelince çalışmalarımızda kullanıyoruz. Sanırım bizim en çok eskittiğimiz şeylerden birisi mutfakta ekmek tahtaları, ama şu anda inanılmaz güzel bir dekoratif süs haline geliyor kendisi. Kenar boşlukları da böyle kırmızı boncukla tamamlıyorum. Şerit halinde satılıyor bu boncuklar. Metre olarak alabilirsiniz. Hemen hemen bütün çalışmalarınızda da, yılbaşı temalı ya da başka çalışmalarınızda bile kullanabilirsiniz. Çanımızı da ekledikten sonra çalışmamızı tamamladık. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve yeni çalışmalarımdan haberdar olmak için zil butonunu tıklayıp bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yeni yılın sizlere ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, başarı, bol kazanç ve huzur getirmesini dilerim. Şimdiden mutlu yıllar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.